ve piyasalarda günün ve haftanın son durumunu almak üzere ADB Menkul Değerler'den Sayın Enver Erkan'a bağlanıyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları, bugünse yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tarım dışı istihdam verileri piyasalara yansıdı. Günün ve haftanın sonunda neler aktaracaksınız? Şimdi Avrupa Merkez Bankası cephesinden başlamamız gerekirse aslında ECB'nin aldığı kararlar oldukça sürpriz diyebiliriz. Çünkü hem bir faiz indirimi geldi hem de aynı zamanda Draghi konuşmasında varlığa dayalı menkul kıymet alımını duyurdu ve Ekim ayında varlık alım programına başlayacağını söyledi. Bunlar tabii ki önemli adımlar Euro bölgesinde gevşeme adına. Bu nedenden dolayı özellikle Euro'da çok sert aşağı yönlü hareketler gördük. Euro'nun sert bir şekilde değer kaybettiğini gördük. Aynı zamanda bugünkü tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinde oldukça güçlü bir yukarı hareketlenme vardı. 84 seviyesinin burada test edildiğini gördük dolar endeksinde. Ve bu da Euro dolar paritesinde özellikle hareketlerin oldukça sert olması, 1.29 seviyelerine doğru geri çekilme olmasına neden oldu. Şimdi bugünkü tarım dışı istihdam verisine bakacak olursak aslında çok sürpriz bir şekilde beklentinin bayağı aşağısına geldi. 230 binlik bir piyasa beklentisi mevcuttu. 142 bin geldi. Bu aslında baktığımız zaman şu an piyasalar tarafından çok sert bir şekilde sanki fiyatlanmadı gibi. Anlık etkisi tabii ki oldu. Özellikle gelişmekte olan ülke kurlarını burada kapsamda dolar TL paritesinde aşağı yönlü hareket gördük. Ancak 2.15-30 kırılmasını gerçekleştiremediğini görüyoruz. Bu da çok olumlu bir tablo değil açıkçası. Eğer ki bu kırılma gerçekleşirse paritede daha olumlu bir seyirden bahsedebiliriz. Ancak buralar dün Draghi sonrasında tekrardan sıçrama yapılan bölge. Dolayısıyla bu destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması ancak anlamlı bir gevşeme yaratabilir. Diğer taraftan baktığımızda zaten yurt dışı borsalarında da yukarı hareketlerin çok kısıtlı olduğunu görüyoruz. Bugün BIST endeksine de tarım dışı istihdam verisi çok pozitif yansıdı. Gün bazında yatan kapattık ve haftalık bazda baktığımızda 82.500 direncinin kırılamadığını görüyoruz. Bunlar oldukça önemli. Bu seviye, burada teknik seviyeler artık izlenmeli. Önümüzdeki hafta içerisinde baktığımız zaman da yurt içindeki veri akışının oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Pazartesi günü açıklanacak bir sanayi üretim verisi, çarşamba günü gelecek ikinci çeyrek büyüme verisi ve perşembe günü gelecek cari açık verisi piyasaların dikkatinde olacak. Burada yurt içindeki ekonomik verilere bağlı olarak dolar TL'de 2.15-30 gevşemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. BIST tarafında 82.500 direncinin kırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Altından da söz edelim. 12 haftanın en düşük seviyesini gördük altında. Tabii dikkatler de oraya çevrildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi altın tarafına baktığımızda altında fiyatlanan en önemli iki olgu. Birincisi düzelmekte olan Amerikan ekonomisi, ikincisi azalmakta olan jeopolitik riskler. Özellikle bugünkü Ukrayna gelişmelerine baktığımızda Ukrayna ile ayrılıkçı Rus güçleri arasında ki ateşkesin imzalanması konusunda anlaşmaya verildi ve ateşkes bu akşam itibariyle hayata geçmiş olacak. Burada tabii ki jeopolitik risklerin hafiflemesiyle beraber altında aşağı yönlü eğilimin biraz daha fazla olabileceğini düşünüyoruz. Tarım dışı verisini altın çok fiyatlayamadı. Yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşmedi. 1274 burada önemli bir direnç noktası. Bu seviye eğer ki yukarı yönlü kırılmazsa altında aşağı yönlü eğilimin biraz daha artabileceğini düşünüyorum. Çünkü 1274 seviyesi düşüşte önemli bir destek konumundaydı. Şu anda biz direnç halini almış durumda. Açıkçası 1260-1258 seviyesinin aşağısı altın için risk oluşturabilir. Eğer ki aşağı yönlü kırılma gerçekleşirse ki bugün tarım dışı istihdam iyi gelseydi muhtemelen bu kırılma gerçekleşecekti. O zaman 1240'lı seviyelere doğru bir seyir söz konusu olabilir. Şu anki seyir içerisinde 1274 üzerinde günlük kapanışlar görmediğimiz sürece altında aşağı yönlü seyirin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Son olarak bir iki dakikamız daha var. Şunu sormak istiyorum size, belirttiniz Avrupa Merkez Bankası'nın hem dün faiz oranını indirmesi hem de Merkez Bankası Başkanı'nın Ekim'de varlık alımına başlanacağının sinyalini vermesi. Ve aynı zamanda Euro bölgesinden de söz ettiniz. Euro bölgesinde ekonomik toparlanmanın duraklaması 2013 yılından bu yana ilk defa gerilemesi söz konusu. Tüm bunlar önümüzdeki sürece nasıl yansır?
Şimdi açıkçası baktığımız zaman ben bir süre daha zayıf euro seyrinin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle son zamanlarda Avrupa'daki ekonomik toparlanmanın kırılgan bir şekilde zaten devam ediyordu. İvme kaybettiğini ve ekonomik verilerin bozulduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemlerde gelen PMI verileri olsun, TÜFE verileri olsun ve yine Avrupa ekonomilerinden gelen büyüme verileri olsun bunu teyit eden nitelikteydi. Bugün de euro bölgesi ikinci çeyrek büyüme revizyonu verisini aldık. Beklentiye paralel gerçekleşmekle birlikte ekonomik aktivitelerin güç kaybetmeye başladığını teyit eden bir veriydi aslında bakacak olursak. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde baktığımızda euro dolar paritesinin özellikle 1.30 seviyesi yukarı yönlü kırması şu an için çok olası görünmüyor. Bir süre daha 1.20'li seviyelerde gezeceğini düşünüyorum. Özellikle 1.29 kırılması da gerçekleşirse aşağı yönlü hareketlerin biraz daha hızlı olması beklenebilir. Dolayısıyla mevcut konjonktür içerisinde zayıf euro döneminin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erkan, sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, hiç